İstanbul Avrupa'nın spor başkenti ilan edildi. Tabii ki bu başkent İstanbul'a yakışır bir spor yapmak gerekiyordu. Biz de İspanya'da Avrupa Federasyon Başkanı Sayın Philip Schadler'le baş başa konuşurken sevgili başkanım Hamdi Güneş gördü, hemen yanıma geldi. Hayrola sevgili başkanım, ne yapıyorsunuz falan dedi. Dedim ki İstanbul'a Avrupa Şampiyonası istiyoruz dedim. Ve Avrupa Şampiyonası'nın İstanbul'da alınmasına Avrupa Federasyon Başkanı Philip Schadler söz verdi. Biz de Türkiye Triatlon Federasyonu olarak konuyu çok iyi takip ettik. Ve geçenlerde Viyana'da yapılan müsabakada onayı çıktı. 30 Haziran'da İstanbul'da Caddebostan'da en az 40 ülkeden gelecek sporcularla Avrupa Şampiyonası'nı yapacağız. Tabii ki Avrupa Şampiyonası'nı yaparken sayın başta valimiz olmak üzere, efendim genel müdürlüğümüz olmak üzere, il spor müdürlüğümüz olmak üzere, Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Belediyesi, Emniyet Müdürlüğü, bütün bu organizasyonda katkı sağlayacak kişilerle de kontak kurduk. Evet. Sayın Başkanım, tekrar devam edeceğiz. Kısa bir reklam arası verelim ve hararetli sohbetimizi biraz da volümü arttırarak triatlonu masa tenisiyle beraber getirmeye devam edelim. Kısa bir reklam arası, bizden ayrılmayın efendim. Evet Sayın Kılıçoğlu, gerçekten triatlona vermiş olduğunuz hizmetler sadece o sporla kalmıyor ama siz biraz daha triatlonla özdeşleştiniz, hatta Evet. oranın data bankası gibisiniz ve gerçekten çok değerli bir başkan Hamdi Bey ve yapılan çalışmalar her geçen gün ivme kazanıyor, değer kazanıyor. Efendim tabii iki federasyon son zamanlarda Türkiye'nin kültür miraslarını tüm dünyaya tanıtıyor. Bu çok güzel bir tespit olduğuna inanıyorum. Bir tarafta triatlon, bir tarafta bisiklet federasyonu, Cumhurbaşkanlığı bisiklet turuyla tüm dünyaya gerek yayınlarıyla gerek de yapılan organizasyonlara ülkemizi tanıtıyorsunuz. Peki turizmle spor iç içe geldiği zaman bu yorumu nasıl yapar Kılıçdaroğlu? Şimdi Bisiklet Federasyonu'ndan bahsetmişken Sayın Emin Müftüoğlu, Bisiklet Federasyonu'nun başkanı, triatlonun kuruluşunu beraber yaptık. Emin Müftüoğlu'yla triatlonda kendisi başkan vekili olarak da görev yaptı. Ve daha sonra Bisiklet Federasyonu'na geçti. Seçimle geldi, başkan oldu. Kendisini kutluyorum. Ben de takip ediyorum. Hakikaten çok güzel. Şöyle ben görüyorum. Siz dediniz Triatlon Federasyonu ve Bisiklet Federasyonu, tabii diğer federasyonlarımız da var. Aslında biz federasyon başkanları bir turizm elçisiyiz. Bugün Turizm Bakanlığı'nın yapmış olduğu görevlere biz federasyon başkanlarının büyük katkısı var. Bugün İstanbul'u düşünelim. İstanbul'a en az 40 ülke gelecek. Bu 40 ülke Türkiye'nin İstanbul'un tanıtımına, ekonomisine ne kadar katkıda bulunacak biliyor musunuz? Ama biz şöyle bunu yaptığımız halde bu görevleri ama Turizm Bakanlığı'ndan doğru dürüst bir destek görmüyoruz. Eğer bizim başka sponsorlarımız olmasa, genel müdürlüğümüzün verdiği bütçeler olmasa, biz tanıtıma, ekonomiye katkısı olan bir kişinin de Turizm Bakanlığı'nın bizim gibi federasyonlara yardımcı olması lazım. Biz bunu özellikle bekliyoruz. Evet. Tabii efendim diğer branşlar da çok önemli ama kilometreler, yani özellikle sahillere, kıyı şeritlerine kilometrelerce bisiklet pedal basmanın yanı sıra triatlon. Üç başlı sporlardan bir tanesi triatlon. Siz atletizm de var bunun içerisinde. Tabii atletizm dendiği zaman bugün çok önemli bir basın toplantısı vardı TSYD İstanbul'da. Özellikle Mehmet Terzi'nin yapmış olduğu basın toplantısında Mart ayının hemen hemen ilk haftasının sonunda Dünya Salon Atletizm Şampiyonası İstanbul'da Ataköy Salonu'nda yapılacak. Ataköy Atletizm Salonu'nda yapılacak. Bu da bizim için ülkemiz açısından çok önemli bir organizasyon. Aynı zamanda ayın 18'inde de bir deneme
yine salonda, çok o muhteşem salonda Balkan salon şampiyonası yapılacak. Bunlar da atletizmle alakalı önemli haberlerimiz. Peki efendim, siz bu açıdan bakıldığında triatlonu kademe kademe yaşayan bir insan olarak Türkiye'de triatlon olması gereken yerde mi, gereken desteği görebiliyor mu? Şimdi şöyle, triatlonun bu sene 12. yılı, kurulalı 12 yıl olmuş. Yani Halil Kılıçoğlu tarafından kurulduğundan bugüne kadar 12 yıl geçmiş. 12 yılda Halil Kılıçoğlu Başkan, Korhan Kılıçoğlu Başkan, tekrar Halil Kılıçoğlu Başkan ve Hamdi Güneş Başkan. Yani 3 başkan gelmiş. Kuruluşunda 60 sporcusu ve 5 kulübü olan bir federasyon, bugün 60 kulübü, 3000'e yakın lisanslı sporcusu olan, bugün Balkan ülkelerinde her ne zaman hangi müsabakaya gitse triatloncularımız muhakkak bir birincilik, ikincilik, üçüncülük alıyoruz. Avrupa Federasyonu'nun içinde inanın Türkiye Triatlon Federasyonu diyebilirim ki İngiltere ve Almanya, efendim Hollanda'dan sonra ilk önde gelen federasyonlardan birisi. Büyük ilgi, alaka görüyoruz. Türkiye'de bir yılda 4 tane uluslararası müsabaka yapabiliyoruz. Şimdi benim rekorum 4 uluslararası müsabaka yaptık. O da 3 tanesi Avrupa Kupası, bir tanesi Balkan Şampiyonu. Şimdi Hamdi kardeşimin döneminde 3 tane yaptık. Dördüncüsü inşallah, o da benim rekorumu egale eder diye bekliyorum. Evet efendim. Tabii şu an hemen Sakarya'ya bağlanıyoruz. Sakarya'da çok değerli bir muhabirimiz var. Bunlar hepsi bizim için fahri muhabirler ama işlerini çok çok iyi yapıyorlar. Suat Bey, Enal Sakarya, iyi akşamlar. İyi akşamlar Sayın Hocam. Öncelikle bu akşam Sakarya'da önemli gelişmeler hafta içerisinde yaşandı. Peki hemen bu gelişmeleri senden öğrenelim. Efendim önce Sayın Halit Kılıçoğlu Başkanımı selamlamak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sporun içinde bu kadar yoğun bir insanlar bizi çok memnun ediyor Sayın Hocam. Evet, mutlaka. Çalışmalarını başardılar benim Sayın Başkanım. Triatlon bizim Sakarya'da da zaman zaman katılıyorum çalışmalarına. Ve iyi gidiyor triatlon. Bizim triatlon ilk temsilcimiz de Sayın Yusuf Yılmaz. İyi dostum. Çalışmalarını yakından izliyorum. Değerli hocam, Sakarya'da bu hafta voleybol derbisi var. Bu üçüncü bayanlar deplasmanlı üçüncülük maçlarında Adaspor ve Hendekspor, iki takımımız var biliyorsunuz. Evet. Hendek'te derbi oynayacaklar ilk maçı. Adaspor maalesef alt sıralarda, oradan kurtulmaya uğraşıyor. Hendek sevincimizden beni söyleyeyim ki liderliği yakalamak istiyor. Biz iki takımımıza da fazla yorum yapmadan başarılar diliyoruz. İyi oynayan kazansın diyoruz. Hendek de liderliği de yakalasın. Adaspor da düşme hattından kurtulsun diyoruz. Başka bir temennimiz yok bu konuda. İkinci haberimiz de hocam, bazı ligi erteleme maçları yapıldı. Dediğiniz gibi Sakarya'da bu hafta çok yoğunuz. Hala da yoğunluk devam ediyor. Bazı ligi erteleme maçlarında temsilcilerimizden Adapazarı Spor deplasmanda 500 evleri 2-1 yenince liderlik iddiasını daha çok iyi bir şekilde sürdürmeye başladı. Yani ben liderliği alacağım dedi. Evet. Afakya Spor kendi evinde daha önceki bir maçtan dolayı cezalı olduğu için seyircisiz bir maç oynadı. Yeniköy Spor'la 1-1 berabere kaldı. Ancak Garazatas Spor 3. takımımız Bar Ligi'nde. Onun için iyi konuşamayacağım çünkü Sultanbeyli deplasmandan 2-0 yenik döndü ve puan cetvelinin altlarında dolaşıyor. Artık Allah kendilerine yardım etsin diyeceğiz. Ancak pazar günü yeni maçlarımız var. Karadeniz Taş Spor Yeniköy Spor'u konuk edecek. As Akçası Spor Silivri Spor'la oynayacak Akçası'da. Adapazarı Spor liderlikte iddialı. Adapazarı Spor'umuz da yine liderlikte iddialı Karagümrük Spor'la İstanbul'da karşılaşacak. Buradan takımlarımıza başarılar dileyelim. Evet. Değerli hocam, Sayın Başkanımızın da anlattığı gibi çok büyük organizasyonlar hakikaten marka oluyor. Ama biz de geçen hafta burada mükemmel bir basketbol turnuvasına ev sahipliği yaptık. İl olarak başta
sizin de bildiğiniz gibi çok değerli valimiz Sayın Mustafa Büyükbeyefendi denetiminde o kadar güzel bir organizasyon oldu ki Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürümüz Salih Koşu bugün makamında beni kabul ederek turnuvada emeğe geçen başta Sayın Valimiz Mustafa Büyük olmak üzere Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeki Toçoğlu, Türk Telekom Müdürü ve sponsor firmalara teşekkür etmeni kendisi adına ve bu teşekkürü de özellikle sizin programınızda tekrarlamamı istediler. O görevimi yerine getiriyorum ben de zevkten. Çünkü ben de orada gönüllü olarak çalıştım. Evet. Şuradan, oradan bir sonuç çıkardık değerli hocam gördüğüm kadarından. Buyur. Eğer Türkiye'ye bir olimpiyat verilirse ama 2016'da ama 2020'de Sakarya olimpiyatın bir dalında göreve hazır. Şimdiden söyleyebilirim. Evet. Efendim bu arada güreşten de bir haberim var. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedi il temsilcimiz Sayın Bahattin Aydın. Evet. Ve dünkü güreş idmanlarına giderek güreşçilere tatlı götürdü, tişörtler hediye etti. Onları itici bir güç olarak, onların antrenmanların daha neşeli geçmesi olarak, maçların daha geçmesi olarak çok güzel bir destek verdi. Biz de bu güreşe desteği sağlayan Sayın Bahattin Aydın'a biz de buradan bir destek verelim ve teşekkürlerimizi sunalım efendim ona da. Evet. Değerli hocam, yoğun bir program gidiyor. Okul maçları var, evet. Süper Lig maçları var, birinci kategori maçları var. Ama bu arada küçük erkekler basketbol ligini anlatmak istiyorum. Evvelki gece başladı küçük erkekler basketbol ligi. İki ay devam edecek. Bu maçların sonucundan çok yapılan mücadeleyi görmek lazım. 10-12 yaş aralığındaki basketbolcuların mücadelesi büyükleri aratmıyor. Yani böyle zevkle izliyoruz. Ben Sakaryalı basketbol severleri salona bekliyorum. Atatürk Spor Salonu'na bekliyorum. Her akşam saat 18.15'te birinci maç, 20'de ikinci maç. Küçükler basketbol ligi var. Lütfen gelip görsünler. Bu arada da bir tebrikte basketbol ilk temsilcimiz Sayın Altay Alev olsun. Biz de haberlerimizi burada sonlandıralım hocam. Evet. Ağzına yüreğine sağlık. Tabii Sayın Kılıçoğlu, sözlerinizin başında söylediğiniz sohbetlerinizle alakalı bir cevap hakkı kullanacak. Ayrılma lütfen. Buyurun Sayın Kılıçoğlu. Efendim ben kendim Sakaryalı sayılırım. Çünkü ben de Sapanca'da oturuyorum. Değerli dostumun dediği gibi Yusuf Yılmaz, Yusuf Yılmaz ve Kenan Çatalbaş bizim triatlonun ağır topları da Sakarya'da. Evet. Başkan da Sakaryalı olunca bu sene Sapanca'da sizinle inşallah güzel bir hizmet yapacağız. Tabii değerli başkanım. Çok iyi yani bizim parkurlarımız da güzel. Bisiklet olsun, yüzme olsun, koşu olsun. Bütün hizmetler aynı toplu olarak veriliyor değil mi efendim? Evet. Sakarya'da hakikaten geçen sene Karasu'da yaptık. Ya o parkur, sporculara ilgi, alaka. Yani hakikaten dört dörtlük hizmet alıyoruz orada. Orada ve Kütahya'da duatlon veya triatlon yapmak bilhassa Sapanca. İnanın belediye başkanı hiçbir zaman yanınızdan ayrılmıyor. Yani neredeyse adam suyu bile size belediye başkanı ikram ediyor. Bu kadar halkın ilgi alakası olduğu bir yerde de tabii ki organizasyonlar özleniyor. Evet. Değerli başkanım, yalnız efendim benim bir ricam var sizlerden. Belediye başkanım Sayın İbrahim Uslu benim de dostum. Dediğiniz gibi çok özverili bir insan. Yalnız buraya artık biraz büyük şampiyonlar getirmenizi rica ediyorum. Biz Sakarya olarak her türlü büyük şampiyonun altından kalkacak komple bir iliz. Sizlerden de böyle bir organizasyon bekliyoruz efendim. Efendim biz de orada tabii ki Avrupa Kupası'nı getirdik. Sapanca'da Avrupa Kupası yaptık. 27 ülke katıldı. Onun için İbrahim Bey'le geçenlerde geldim, bizzat konuştum. Bana söz verdi, triatlonun üssü olarak dedi Sapanca'yı yapacağız. Bir de Sapanca Belediyesi olarak kulüp kuracaklarını söz verdiler. Ben de kendilerine daha istedikleri Avrupa Kupası'nı oraya taşıyacağım. Evet, değerli Beyenel, bu güzel interaktif sohbetten sonra haftaya yepyeni güzel konularla görüşmek üzere. Yarın Ankara'ya hareket ediyoruz. İnşallah Yaşar Doğu turnuvasına beraber